Evet arkadaşlar, buradaki sorumuz doğruda açı sorusu. Aşağıda gösterilen sokak lambasının dikey direği yer ile 48 derecelik açı yapmaktadır diyor. Lambanın DB parçası zemine paralel. Şu vatandaş buna paralel. O zaman karşı durumlu açılardan 48 derece ise şu açımız ne olacak? 132 derece olacak. Sokak lambasının direğine AD eşit DB olacak şekilde, şu uzunluk şuna eşit olacak şekilde ne yapılmış? Destek çubuğu konmuş. O zaman burası da alfa olacak. Şunun iç açılar toplamı 180 derece. O zaman iki tane alfam 132'den çıkarırsa 48. Buradan arkadaşlar her iki tarafı ikiye bölersek ikileri şutladık. Alfa eşittir 24 derece olarak bulunur. Geçiyorum bir sonraki soruya. Yarıçapı 6 birim olan O merkezde dairesel bir koşu pistinde A noktasında X ve Y yarışmacılar birbirine zıt yönde şekilde olduğu gibi aynı hızla koşmaya başlıyor. T saniye sonra B ve C noktalarına geldiklerinde. O zaman arkadaşlar T saniye sonra B ve C noktalarına geldiklerinde BC ne olmuş? 6 birim olmuş. Yani şurası arkadaşlar 6 birim. O zaman çember merkezinden C'ye gelirsem 6 birim. Çember merkezinden B'ye gelirsem 6 birim. 6, 6, 6 olduğuna göre demek ki şuradaki üçgen arkadaşlar bir eşkenar üçgen. O zaman şu köşedeki açımız ne olacak? Şurası 60 derece. Şimdi bu yarışmacılar aynı hızla koştuklarından dolayı eğer bunu buraya birleştirirsem bunların aldıkları yollar eşit. Dolayısıyla şu açılarda ne yapacak? 30'ar derece olacak demektir. Demek ki T saniye sonra diyor. Demek ki bu merkez açı 30 derece. Bu da 30 derece. T saniyede yarışmacılar şunu diyebiliriz. 30 derecelik yay uzunluğunu ne yapmış oluyorlar? Kat etmiş oluyorlar. Şimdi X yarışmacısı baştan 8T saniye sonra. O zaman T saniyede 30 derecelik yolu kat ediyorsa 8 çarpı T saniyede 8 çarpı 30. O da ne yapacak? 240 derecelik yolu kat edecek. Diğer yarışmacıya bakalım. 7T saniye sonra E noktasına gelmiş. O zaman 7T saniye sonra 7 çarpı 30'dan 210 derecelik yolu ne yapar? Kat eder. O zaman buradan bakarsam arkadaşlar şuradan yola çıktı. Bu ne yapacak X yarışmacısı? Buradan devam edecek. 180 derece ne yapacak? 240 derece olacak. Bir saat gibi düşünürseniz her saat diliminin arası 30 derece ya. Burası 6, şurası 7, şurası 5, burası da 4. Demek ki o zaman burası D noktası. Buradan buraya kadarki yer şunların her birisi 30 derece. 240 derece ne yapmış olduk arkadaşlar? Dönmüş olduk. Şu vatandaş ne yapıyor? 210 derece dönecek. Buradan yola çıktı buraya kadar 180. Bunun üzerine ne yapacak? 30 derece daha gelirse o zaman bu da E noktasına gelmiş oldu. Öyleyse şu yarışmacımıza bakalım. Şu vatandaş bu tarafa doğru E'ye birleştirdim 6. Şu vatandaş D'ye birleştirdim 6. 30, 60, 90. Öyleyse burası 90. Bizden E ile D noktalar arasındaki uzaklığı istiyor. Birleştiriyorum. Buradaki dik üçgenimize bakarsak ED uzunluğunun 6, 6, 6 kök 2 olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Aşağıda Şeyda'nın ABC ikizkenar üçgeni şeklindeki resim çerçevesi sağlamlaştırmak için yaptığı işlemler verilmiş. AB AC'ye eşit. Şu AB arkadaşlar şu AC'ye eşit olduğunu biliyoruz. İkizkenar üçgen. DF BC'ye paralel. DF BC'ye paralel olarak verilmiş. Sol tarafta 10 var, 18 var ve şurası da arkadaşlar orta noktaymış. Şeyda E ve C noktalarında D ve F noktalarına BC kenarı zemine paralel olacak şekilde iki ip ile çerçeveyi tutturuyor. Daha sonra başka bir iple A köşesinden K noktasına asmanın daha iyi olacağını düşünüyor. Şeyda çerçevenin konumunu değiştirmeden KA ipiyle astığında KA ipinin uzunluğunu istiyor. Şimdi arkadaşlar bu ikisi paralel olduğundan dolayı şurası ne olmak zorunda? 90 derece. Eğer bunu aşağıya doğru devam edersem 3 tane açım D, F, C noktalarında dik olduğu için burası da kuzu kuzu dik olacak. O zaman bu bir dikdörtgen. Bunun sağ tarafı 18 derece ise sol tarafı da 18 derece olacak. O zaman şuraya ne kalır arkadaşlar? Şu uzunluğa, şuradaki şu uzunluğum 8 birim olur. O zaman ben tam A noktasından aşağıya
Şöyle dik çizersem artık burası K noktası, burası 90. Şimdi şuralar orta noktaydı. O zaman şu vatandaş arkadaşlar orta tabandır şurası. Burası 8 olduğu için burası ne yapacak o zaman? Orta taban olduğu için 16 olacak. Tamam 18 olduğu için buraya bu sefer ne kalacak? 2 kalacak. Demek ki KA ipinin uzunluğu 2 birimmiş diyebiliriz. Buradaki soru da aşağıda bir müzede sergilenmekte olan bir merasim kılıcı gösterilmekte. Müze sorumlusu kılıcın sağına ve yukarısında birbirine dik olacak şekilde 2 adet çubuk şeklinde LED lamba yerleştirmiş. Lambalardan sadece üstteki açıldığında kılıcın zemindeki gölgesi 96 santimetre. Şimdi bu lambayı açtığımız zaman ne olacak arkadaşlar? Bu lamba ben bu tarafa doğru alayım fark etmez zaten paralel. Yani şuradan gölgesi şöyle 90 derece, bir de şuradan 90 derece ve gölge boyu arkadaşlar şu ikisi arası şurası ne kadarmış? 96 santimetreymiş. Eğer kırmızı lambayı açarsanız yani normalde ışık vurduğunda şöyle aşağıya doğru gelir. Şurası gölge boyu 96 santimetre. Sadece sağdaki lamba tek başına açıldığında eğer sağdaki lambayı açarsak ışık bu sefer ne yapacak? Bizim kılıcın gölgesini bu tarafa doğru alacak ve gölge ne yapacak? Buraya dik olarak geldi. Dikiz düşümünü almış oluyoruz aslında. Şurası 90 ve burası ne kadar arkadaşlar? 72. O zaman şuradaki arkadaşlar şu dik üçgenimize bakıyoruz. Buradaki. Dikkat ederseniz burası 96 santim oldu. Şu uzunluk dikdörtgen. Şurası da 72 oldu. Acaba özel üçgen var mı? 72 ile 96'nın arkadaşlar OBEB'i nedir? OBEB'i. Eğer OBEB buluyorsam aklıma gelen en büyük sayıya bölüyorum. Sadece OBEB bulacaksam. 24 bunların ikisini de böler. Burası 3, 4 kere 24 96 yapar. 3 kere 24 72 yapar. Demek ki 3'e 4'müş. Yani burası arkadaşlar 24'ün 4 katı. 4'ün 24 katı. Şurası arkadaşlar 3'ün 24 katı. O zaman burası da ne yapacak? 3, 4, 5 üçgen olması için 5'in 24 katı olacak. O da ne yapacak? Kılıcın uzunluğu 120 santimetreymiş arkadaşlar. Geçiyorum. Bir katlama sorusu. ABC üçgen biçimindeki bir karton parçasının ABD üçgensel bölgesi sarı. AD boyunca katlandığında B noktasının yeni yeri B üssü oluyor. Katlamış burada. Eğer ben kaseti geri sararsam arkadaşlar yani katlama işleminin gerisine doğru gidersek normalde ne yapacak? Şunu bu tarafa doğru devam edeceğim. Şunu da şöyle gelirsem şurası B noktası arkadaşlar burası B. Şu katlama çizgisinin üzerinde katladığımdan dolayı ne yapacak? Şu B noktası buraya geliyor. O zaman burası 90 derece ve arkadaşlar şu uzunluğa ne yapacak? Eşit olacak. O zaman şu katlama çizgisinde ne çıkacak karşımıza? Açıortay çıkacak burada. 90 ikizkenar üçgen AB üssü de AB'ye ne yapmış olacak? Eşit olmuş olacak. Yani şu AB üssü şu AB'ye eşit olmak zorunda. Devam edersem diyor ki DB üssü AC'ye paralel. BC'de 32'ymiş. Yani şu vatandaş bunu biraz daha renkli bir kalemle göstereyim. Bu vatandaşa paralel. KB'ye eğer arkadaşlar KB üssüne K dersem şuradaki parçaya K dersem AK o zaman burası ne yapacak? 3K olacak. Paralellik olduğundan dolayı şu minik üçgenle şu büyük üçgen arasında ne var? Kelebek benzerliği var. Ve dikkat ederseniz K'ya 3K. O zaman arkadaşlar şu X denen yere biz X'e yani burası X'e o zaman buranın ne olması lazım? Kelebek benzerliğinden 3X olması lazım şuranın. Şimdi şuradaki AB üssü 4K ise o zaman AB'nin de arkadaşlar 4K olması lazım. Şimdi şuradaki üçgenime bakıyorum. Şuradaki üçgenimi şöyle kahverengiyle tarıyorum. Burada ne var arkadaşlar? Açıortay var. Açıortayın ben kenarlarını biliyorum. Bakın şuradan bakarsanız 3K, buradan bakarsanız 4K. Eğer kenarları biliyorsanız ne yapacaksınız? Nazikçe kulağından tutacaksınız. Oranı parçalara taşıyacaksınız. 3K'dan tarafa şu araya eğer 3C derseniz 4K'dan tarafa şuraya ne demek zorundayım? 4C demek zorundayım. Yani ben aslında ne demiş oldum? X'e 3C demiş oldum. Şurası da 3X olduğuna göre o zaman burası da 9C.
BC'nin tamamı 32 birim. Topla gel öyleyse. Şuradan buraya kadar 4C. Buradan buraya kadar 3C. Buradan sonrası da 9C. 4C, 3C, 9C. Topladım 13, 16C. 16 tane C 32'ymiş arkadaşlar. Şutladım bunu. O zaman C eşittir. Ne çıktı? 2 çıktı. Ben neyi arıyorum? 3C'yi arıyorum. 2 ile çarparsam demek ki X uzunluğu arkadaşlar 6 birimmiş. Bir sonraki sorumuza bakarsak, ikili öğretimin yapıldığı okulun bir sınıfındaki panoya sabah yapılan derste sınıf öğretmeni hikaye kısmı panoya bastığı ABC'de dikdörtgenin içinde sarı renkli ALFE dikdörtgeni mavi renkli dik yamuğunu şurada turuncu ve gri renkli paralel kenarları yapıştırıyor. Öğlen dersinde sınıfa gelen matematik öğretmeni panodaki deseni beğeniyor ve aşağıdaki bilgileri veriyor. ALFE dikdörtgeni arkadaşlar ne kadarmış alanı? 15'miş. Başka EFKH paralel kenarının alanı, bunun alanı da arkadaşlar 15'miş. Yine devam edelim. FGCK şu paralel kenarın alanı 12'ymiş. Tüm alan 86. Benden arkadaşlar LBGF yani şu dik yamuğun alanını istiyor. Şuranın alanını bizden istiyor. Şimdi arkadaşlar bu bir dikdörtgen olduğu için köşelerindeki açılar ne olacak? 90 derece olacak şurası. Her birisi 90. Şimdi şu paralel kenar da bakın şu yukarıdaki iki paralel kenara bakarsanız yükseklikleri aynı bu iki paralel kenarın. Öyleyse alanlar oranı tabanlar oranına eşit. 15 ile 12'nin sadeleştirirsem 12 ile 15'i ikisini de 3'e bölüyorum. 4K'ya 5K gibi bir oran var diyebilirim. Yani burası 4K kadarsa burası 5K kadar. O zaman paralel kenar olduğu için karşılıklı kenarlar eşit 5K. O zaman burası da 5K. Şimdi şuradaki arkadaşlar paralel kenarın alanı taban 5K. Bu tabana ait yükseklik şurası H. Öyleyse 5K çarpı H. O da ne yapacak? 15 yapacak. Sarı dikdörtgene bakıyorum. Onun alanı 15. Tabanı 5K. O zaman ne olmak zorunda? Mecburen burası da H olmak zorunda. Öyleyse bunu devam edersem burası 90. Yine burası da ne yapacak? HH diye iki parçaya ayrılacak. Şimdi arkadaşlar 4K ise şurası ne olacak yine? 4K olacak. Ben şu dik yamuğun üst tabanından alt tabanına dikme çizersem burası 4K olduğu için burası 4K. Eğer şuradaki şu parçaya ben arkadaşlar A dersem şuraya bakıyorum 9K artı A oldu dikdörtgenin AB kenarı. 9K mecburen burası ne yapacak? A olacak demektir. O zaman şurası da bir dikdörtgen çıktığından dolayı bu tarafa H ise şurası H. Bakın dikkat ederseniz A çarpı H. Eğer ben bunun alanına A desem burası A olduğu için A. A çarpı H bu da A olacak. Mecbur bu da A olmak zorunda. Ve burası da tabanlar, dik kenarlar AH olduğu için bunlar da A olmak zorunda. Yine 4K'ya 12 alan düşüyorsa şuraya da ne düşmek zorunda arkadaşlar? 12 alan düşecek. Çünkü taban 4K, yükseklik H. Taban 4K, yükseklik H. Yani demek istediğim şuradaki arkadaşlar şöyle yeşile boyamış olsam şurayı. Şurası ne olmak zorunda? Burası da 12 olmak zorunda. Buradan tüm dikdörtgenin alanının 86 olduğunu biliyorum. O zaman topla gel. 15, 15, 30 artı 12, 12, 24 artı 1, 2, 3, 4 tane am var. Buradan da arkadaşlar tamamı 86. Hemen güzelleştirme operasyonu. Burası 54. Hürmeten küçükler büyüklerin ayağına gider. Şutladım. 2 buradan kaldı. 3 buradan. 4A eşittir 32. 4'leri şutladım. A eşittir 8 oldu arkadaşlar. O zaman getirip şuradaki A gördüğüm yere ben şu sarıyla taradım şuraya A'ya 8 dersem ben 8 burada 12 burada topla gel 8 12 daha arkadaşlar 20 oldu. Bizden istenen dik yamuğun alanı bu soruyu da ne yapıyoruz? Geçiyoruz. Bu da bir dairede alan sorusu. Hikaye kısmında ne diyor? Nehir kardeşin Çınar'ın ödevi için düzgün altıgen şeklindeki kağıttan iki sarı parçayı
düzgün beşgen şeklindeki kağıttan mavi parçayı kesmiştir. Bu parçalardan yarı çapı düzgün altıgen ve beşgen kağıtların birer kenar uzunluğuna eşit olan kırmızı renkli dairesel bir kağıdın üzerine şekil 2'deki gibi yapıştırıyor. Dikkat ederseniz dairenin yarı çapı x. Şunların yarı çapına bakıyorum x. Buna bakıyorum x. Yani bunlar eş daireler olur eğer tamamlamış olsak. Şekil 2'deki şu kırmızı görülen alan pi'miş arkadaşlar şurası. Şimdi düzgün altıgen, düzgün çokgenlerde arkadaşlar bütün konveks çokgenlerin dış açıları toplamı 360 derece. Altıgen olduğu için 6'ya bölersen bunun bir dış açısı 60 derece. Dışı 60 olanın içi ne olacak? 120 derece. Aynı şekilde bu da 120 derece. Demek ki şuram 120 derece. Şuradaki açı da 120 derece. Düzgün beşgen 360 derece. 5'e bölüyorum arkadaşlar. 72 derece dış açı. Öyleyse bunun iç açısı kaç derece? 108 derece. Bütün iç açılar, dış açılar, kenarlar eşit. Düzgün çokgen olduğu için. Şuraya da bir 108 yazdım. Şu araya kaç derece kalıyor acaba şu araya? Toplayalım. 120 artı bir daha 120 artı 108. Toplarsam 200, 348 yaptı. Çemberin tamamı 360 derece olduğuna göre 348'i 360'dan 348 çıkarırsak 12 derece. Demek ki arkadaşlar şuradaki kalan açı 12 derece ve bunun alanı ne kadar? Pi kadar. O zaman alan pi. Nasıl hesaplayacağım? 12 derecelik merkez açıya sahipse 12 bölü 360 pi yarıçap x olduğu için x'in karesi. Hemen buradan güzelleştirelim. Şuradan arkadaşlar pi'ler şut. 12 ile 360'ı şutladım. 30. Demek ki içler dışlar çarpımı yaparsam x kare eşittir 30'muş. Kırmızı dairenin alanını sorduğuna göre bu dairenin alanı pi x kareydi. X kare yerine getirip 30 yazarsam 30 pi olur kırmızı dairenin alanı. Bu sorumuzu da geçiyoruz arkadaşlar. Bir analitik geometri sorusu burada. Orhan bilgisayar projesi olarak O köşesini dik koordinat sisteminde orijin olarak gören ve belli bir uzunluk birimine göre, bakın dikkat ederseniz, ayarladığı panoya dartla iki atış yaptığında yandaki ekranda atılan numaraların, noktaların koordinatları ile noktalar arasındaki uzaklığın göründüğü bir sistem hazırlamıştır. Orhan K ve L noktalarına iki atış yaptıktan sonra kardeşi Şeyda'dan P ve R noktalarına iki atış yaptırıyor. KL 10 birim ise PR kaç birimdir? İki nokta arasındaki uzaklık formülümüz neydi? KL uzaklık formülü. Karekök içinde apsisler farkı. K'nın apsisi 6, L'nin apsisi 10 kare. Sonuçta kare olduğu için yani 10 eksi 6 da yazsam fark etmez. Karesi gelecek çünkü. Artı ordinatlar farkı 10 eksi 7'nin karesi. Hemen güzelleştirme operasyonu. Şurası 4 yapar arkadaşlar. Karesi 16. Burası 3 yapar. Karesi 9. Buradan da demek ki arkadaşlar 5 bulduk biz. Biz normal hesabımızı yaptığımızda 5 bulduk. Ama burada adam ne diyor? 10 diyor. Demek ki bizim normalde bulduğumuzu ne yapmamız lazım? 2 katını almamız gerekiyor. 2 katını. Öyleyse PR'yi bulalım. P, R. Ne yapacağım? Karekök içinde apsisler farkı 8 eksi 20 kare, 12 eksi 7 kare. Hemen güzelleştirme operasyonu. Burası 12'nin karesi, burası 5'in karesi. Hesapla yaparsanız 144, 25 daha 169, 13 yapar. Ama 5, 12, 13 özel dik üçgeninden diyebiliriz. Ne yaptık? Bulduğumuzun 2 katını aldık. O zaman bulduğumun 2 katını almalıyım. Demek ki arkadaşlar aradaki mesafe 26 birimmiş. Şekil 1'deki gibi 10 eş cam küpten yapılan bir akvaryum H yüksekliğine kadar suyla doldurulduktan sonra akvaryumun duruşu beğenilmeyip şekil 2'deki hale getiriliyor. Bu durumda içindeki suyun yerden yüksekliği x olduğuna göre H bölü x nedir diyor. Şimdi birim küp demiyor ama küp demiş. Ben birim küp alabilirim bunu. Yani burayı 1 desem, burayı 1 desem oran sorduğu için bana fark etmeyecek. O zaman bir tanesinin hacmi V eşittir 1 oldu.
Şuradaki h yüksekliğine de bu mantığa göre 1, 2, 3, 4 ne yapabiliriz diyebiliriz. Peki burada ne kadar su var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buradaki hacmimiz arkadaşlar 7 diyebiliriz. 7 ve demeye gerek yok. Direkt şurası arkadaşlar 7 oldu. Buna bakalım arkadaşlar şimdi. Bir kere şurada 1 var. Şurada da 1 var. Şurada 1'im var. Burada var ve burada var. Toplarsam burada 5 birimlik bir su var. O zaman 2 birimlik su nerede? 2 hacme sahip su. Şu arka taraftaki neydi? Şu gördüğümüz yerde arkadaşlar 2 birimlik neyimiz var? Suyumuz var. Öyleyse şurayı hesaplayalım. Şu taban ne kadar? Şurası bakın 1, 2, 3, 4, 5. Taban 5. Şu tarafa doğru 1 birimlik bir ayrıtım var. O zaman şuradaki şu minik yüksekliği, şu arayı arkadaşlar A kadar alayım. Çarpı A. Bu hacimde neye eşit olacak? 2'ye eşit olacak. Çünkü 5 tane toplam 7 hacmim vardı. 5 tanesi yazdım birer birer. O zaman bu şu boşluğa kalan hacmin de ne olması gerekiyor? 2 olması gerekiyor. O zaman buradan A eşittir 2 bölü 5 diyebiliriz. O zaman X uzunluğumuz ne olacak? Şuraya kadar arkadaşlar 1, aşağısı da 1. 2 artı 2 bölü 5. Hemen güzelleştiriyorum. 2 kere 5 10. 12 bölü 5 oldu X. Yazıyorum H bölü X. H 4. X 12 bölü 5. Hemen güzelleştirme operasyonu. Paylar kendi arasında sadeleştirilebilir. Buraya 1 kalır. Buraya 3 kalır. O zaman ters çevirirsek arkadaşlar yük oran ne olacak? 5 bölü 3 olacak. Oran sorduğu için sayı kullandım. Yarıçapraya yüksekliği h olan dik silindirin hacmi pi r kare h formülü hesaplanır. Bunu biliyoruz. Yani burada yukarıdaki şekilde 2 oksijen tüpü modellenmiştir. Şekilde AC 90, SP 120 cm'dir. Bu iki tüpün benzer iki silindiri modellediği kabul ediliyor. Benzermiş arkadaşlar. O zaman benzerlik oranına k dersek, benzerlik oranına 90 bölü 120, hemen sıfırlarını şutladım, 3 bölü 4 yaptı. Bu benzerlik oranı. Aynı şekilde yani iki düşünce tarzı var. Bir düşünce tarzı benzerlik oranı 3 bölü 4. Benzerlik oranının karesi yanal alanlar oranına, benzerlik oranının karesi taban alanları oranına, benzerlik oranının küpü neye eşit? Burada bana hacimler oranını sorduğundan dolayı şurada bakın. Küçük tüpün alabileceği oksijen miktarı, büyük tüpün alacağı oksijen miktarının, oksijen miktarı ne demek? Hacim demektir. Öyleyse benzerlik oranının küpü hacimler oranına eşit 27 bölü 64 diye söyleyebiliriz. Ama yok hocam ben klasik çözeceğim dersek aklımıza gelmezse o zaman ne yapacağız? Şurası yarı çapına bunun 3R dersen bunun yarı çapı bu sefer ne yapacak arkadaşlar? 4R olacak. O zaman bunun hacmini hesaplayacağım. Pi 3R'nin karesi 9R kare, yüksekliği 9. Öbürünü yazsam pi 16R kare yapar, taban alan, yükseklik 120. Ne yaptım? Klasik ikinci yol diyeyim buna. Hacim hesabı yaptım. Hemen güzelleştirme operasyonu. Buradan arkadaşlar R kareler şut, pi'ler şut, sıfırlar şut. 9'a böldüm 3, 9'a böldüm 4. 3 kere 9 27, 16 çarpı 4 64 diye ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Bugünkü çözümlerimiz bu kadar arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hayırlı günler.